Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz Sasa. Sasa'ya uzun zaman olmuş. Bak ya şu an tekrardan Sasa sorulmuş. Sasa ile ilgili şunu söyleyebilirim. Sasa'da şu an için bir düzeltme var. Aşağıdaki desteğine yaklaşmış. 1. Bu destekten tepki alımı yapabilir. Eğer ki tepki alımı yapmaz ve destek kırılırsa aşağıdaki desteklerine kadar arkadaşlar şu kanal dibine kadar getirebilirler. Ama Sasa ile ilgili öncelikle şunu söylemem lazım. Bakın şu an şu çizimleri ben bir gizleyeyim. Siz görmeyin. Ve hisseyi normal moduna alayım. Arkadaşlar Sasa'nın normal grafiği bu. Ne görüyorsunuz? Ben şu an yükselen bir grafik görüyorum. Hızlı şekilde yükselen. Siz ne kadar düzeltme olarak görseniz de doğru. Kısa vadede baktığınız zaman yakın odaklandığınız zaman Sasa'da düşüş ve desteklerine gelme şu an var. Ama iyi yerden alıp bekleyip sabredene Sasa'da yükseliş var arkadaşlar. Yükselen de ise bakın görüyorsunuz. Sürekli sert şekilde yükseliyor. Zaman zaman bölünmüş ama hisse yükseliş hareketleri var. Şimdi tekrardan çizimleri açalım arkadaşlar. Bakın yaklaştığımız zaman şu an burada bu şekilde baktığımız zaman aslında o büyük resmi göremiyoruz. Sasa'daki o büyük resmi gizliyor bize. Ama Sasa'da yükseliş var arkadaşlar. Bakın ama gelebileceği yerler de var. Çünkü hissede şu an bir düzeltme yapıyor. Niye? Arkadaşlar kanalın limitine kadar, en noktasına kadar gelmiş. Ve burada yaptığı hareketleri yapıyor. Bakın aynı şey yapıyor işte. Farklı bir şey yapmıyor. Burada gözlemleyeceğimiz birkaç tane çok önemli nokta var. Bir. Şu alt kanal arkadaşlar. Bakın şu kanalı görüyor musun? Bak bu kanaldan hem yükseliş yapmış Sasa. Bir. Bu hareket beklenebilir mi? Önümüzdeki haftalarda diyeyim artık. Çok yakın zaman. Çok az kalmış. Eğer ki bu hareketi yaparsa arkadaşlar. Yükseliş hala. Güzel bir yükseliş yapar. Güzel bir tepki alımı yapar. Ne kadar yapar? Hemen hemen parayı bile katlama potansiyeli bile var. Eğer bu şekilde bir yükseliş yaparsa. Yapmazsa, düzeltme devam ederse şu olursa arkadaşlar bakın şuradaki hareketi gerçekleşirse aynen şuradaki hareket ne yapar? Yataya alsa da kanal limit noktalarına kadar değebilir arkadaşlar. Aslında düşerken de yükseliyor bu hisse ya. Düşerken de yükseliyor. Şu eğime bakar mısınız arkadaşlar? Hisse düşerken de yükseliyor. Yani öyle bir eğimli indiriyorlar ki düşerken de yükseltiyorlar. Bu da gözlemlenir arkadaşlar. Bu destek noktasında değer ama yükselerek değer. Ya şimdi sizi çok fazla zarara uğratmadan değebilir. Yani hisseye getirirlerse şu çizgi arkadaşlar bakın özellikle şu çizgi. Buna temas ettirebilirler mi? Yapabilirler ama buna temas ettirirlerse de güzel şekilde yükselmeye devam eder. Sasa'da şu var arkadaşlar. Hissenin aslında yükseldiğini anlamıyoruz ki. Yani yakın resimle baktığınız zaman sürekli olarak takip ettiğiniz zaman hisseyi aslında yükseldiğini anlamıyorsunuz ama şöyle baktığınız zaman şimdi hisseyi normal moda aldığınız zaman normal modda arkadaşlar şöyle hisse yükseliyor ya yükseldiğini anlıyorsunuz burada bu şekilde. Evet şimdi aşağıdaki destekleri verelim. Bu sabır hissesi arkadaşlar ya böyle kısa vadeli daha önceki videolarımda söyledim zaten böyle kısa vadeli alsat hissesi değil bu hisse. Bu hisseyi iyi yerden temin edeceksin. Evladilik yatırım yapacağın hisse tarzlarında hisseler. Ara sıra da bölünmesi oluyor. Bölünme olduğu zaman notun artıyor. O şekilde yükselirse daha da fazla kar edersin ama bölünmeden sonra hisseler zaten bir miktar düşer ve yataya sarar. O normaldir arkadaşlar. Bütün hisselerde olduğu gibi. Sasa da böyle yükseliyor. Belli bir prime ulaştıktan sonra hisseyi daha cazip hale getirebilmek için ya da yatırımcı çekebilmek için hisseler bölünür ki hakeza bunda da böyle oluyor arkadaşlar. Sasa'da da böyle oluyor ama neticede yükseliyor. Ama yükseliş hızı bölünmeden sonra yavaşlar arkadaşlar. Lot sayısı ne kadar artarsa yükseliş hızı yavaşlar. Yükselir ama yükseliş hızı yavaşlar. Şimdi bunları da verelim arkadaşlar. Sasa'da şu an çok önemli bir noktaya gelmiş. Arkadaşlar Sasa'da tepki alımı gelecek. Bakın noktalardan birisi çok önemli noktalardan bir tanesi. Burası 26.77. 26.77. Buradan tepki alımı gelirse yukarı yönlü hareketi başlatabilir. Tepki alımı gelmez ve düşüş devam ederse eğer. 23.60'ı var hatta şöyle gelirse işte. 23.83 olabilir. Buranın da kırılması halinde aşağıdaki destekleri kanal kırılırsa arkadaşlar 20.90. Ama benim Sasa'daki beklentim şu arkadaşlar. Bu şekilde bir hareket beklemiyorum ben Sasa'da. Şunu bekliyorum ben. Hani hisse aşağı yöneliş olsa dahi
Şu şekilde arkadaşlar, bu kanalı koruyarak aşağıdaki noktalara temas ettirebilirler. Yani 20 dediğim nokta 21 de olabilir. Yani bu noktada temas etmez de şu okun ucundaki. Bu noktada temas edebilir. Ondan sonra yükseliş hareketi yapabilir diye düşünüyorum. Peki burada şu an bulunduğu noktada tepki alımı gelirse yükselmeye başlarsa ne yapar? Sasa 32-77'si var. 32-77 kırılırsa eğer Sasa bir sonraki desteği 39-11 ve kanal limiti de 70 arkadaşlar. Ki gelirse arkadaşlar, yani buralara gelirse işte düzeltme de yapabilir. Çünkü kıramıyor. Kolay kolay kıramıyor arkadaşlar. Bu kanalı kırması zaten güzel kanallara gitmesi gerekiyor. Bu kanal kırarsa çok daha farklı yerlere gider. O sebepten dolayı da şu andaki piyasa koşulları da desteklemediği için bu kanal noktası getirebilecekleri şu an için hissede görülen maksimum yer. Ama endeksimiz iyi olursa, hisseyle ilgili olumlu gelişmeler, olumlu şeyler olursa, hisse burayı kırarsa çok farklı yerlere gider. Çok büyük rakamlara gider arkadaşlar. O kanal o kadar önemli ki. O kanalı şu an kırdırırlar mı bilmiyorum. Kırdırmazlar. Piyasa koşulları iyi olmadığı sürece o kanal kırılmaz. 32-77 kırması halinde. 39-11'i var. Ve 72 var. Arkadaşlar Sasa ile ilgili ben daha önce ne konuşmuştum? Çok büyük rakamlar söylemiştim. Hala arkasındayım. O büyük rakamların hala arkasındayım. Onu şimdi birazdan göstereceğim. Şunları yazayım. 26-77 aşağıdaki destekleri. 23-83 ve 20-90. Hani şu kırılamıyor dediğim nokta arkadaşlar, bakın şu kırılamıyor dediğim nokta niye önemli? Bundan sonra yükseliş eğer ki kırılırsa çok hızlı olur arkadaşlar. Yükseliş çok hızlı olur. Çok çok hızlı olur. Bakın şu kanalda fazla bir şey yok. Direnci yok hissenin. Ondan sonra farklı bir kanala girer. Bakın şu yandaki rakamları var ya. Bunların bile telaffuzu, yani 300'lerin 400'lerin telaffuzu söz konusu olabilir. İşte bu kanal ondan kıramıyor arkadaşlar. Bu kanalın kırılıp kırılmaması o kadar önemli ki. Sasa'nın hayati çizgisi diyeceğim. Sasa'nın ismini konuşulacak olan çizgi işte bu çizgi. Bu da Sasa burayı kırarsa zaten piyasa koşulları da farklı bir yere gider arkadaşlar. O yüzden dolayı buradan tekrar kıramıyor, aşağı doğru yöneliş başlıyor. Trend çizgisi Sasa'nın en önemli trend çizgisi bu zaten. Evet, o kırılırsa ne olur? O kırılırsa 200'ler, 300'ler, 600'ler söz konusu olabilir arkadaşlar bu hissede. Bölüm mü olur? Bölüm mü olsun arkadaşlar fark etmez. Hissi dipten alanlar, dipten alanların maliyeti çok daha düşük olduğu için onlar için hissenin 40 liraya, 50 liraya, 100 liraya, 300 liraya gelmesi bile, yarı yarıya bölünmesi bile 600 liralık kar anlamında geliyor. Zaten 600 lira olmuş gibi oluyor onların hisseleri. Değişen bir şey olmuyor. Ama Sasa'da o güzel potansiyelleri var. İşte o potansiyelleri açan yol da bu çizgi arkadaşlar. Sizin takip edeceğiniz çizgi bu çizgi işte. Evet, farklı bir analizle görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.